takip ettiğim vekillerden bir tanesiniz. Herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Yani siyaset bilimci olarak veya işte Türkiye'deki siyasi tartışmaları yakından takip eden biri olarak önem verdiğim vekillerden birisiniz. Onu açık açık söyleyeyim. Bunu söylememin sebebi şu, sadece sizin bu konuşmanız değil, zaman zaman bu benzetmenin yapıldığını görüyorum ve yanlış bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu benzetmenin yanlış olduğunu, teşbihte hata var. Çünkü orada başörtüsünden dolayı öğrenciler eğitim almak istiyorlar ama başörtüsünden dolayı eğitim hakları engelleniyor. İçeri sokulmuyor bu öğrenciler. Ama şimdi baktığımızda bu Boğaziçi'ndeki olaylara baktığımızda bir farklılık görüyoruz. Atamaya karşı çıktıklarını görüyorsunuz. Türkiye'deki peki bir öğrenciler protesto, yani sadece öğrenci değil vatandaşların protesto hakkı var mıdır? Vardır. Ama ne hakkı yoktur onu söyleyeyim. Üniversiteyi yönettirmeme hakkı yoktur. Protestosunu yapar, beğenmez. Bunun belli bir zamanı vardır. Artık belli bir zamandan veya belli bir süreçten sonra farklı sürece doğru evrilmeye başlar iş. Bu sadece Türkiye açısından değil, yurt dışına baktığınız zaman da bunu görürsünüz. Evet, öğrenciler atamayı biz beğenmiyoruz. Bunu söyleyebilirler. Akademisyenlerin bir kısmı da bunu söyleyebilir. Bir kısmı beğenir ki biliyorsunuz sadece oradaki eylem yapan öğrencilerin, herkes Boğaziçi'ndeki her öğrenci bunu, bunlar gibi düşünmüyor. Onu da söyleyelim. Çünkü ben geçmişte Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Lisansım, yüksek lisansım ODTÜ'dür. Orada da belli grup öğrencilerin sadece üniversite bizimmiş gibi davrandıklarını biz görürdük, onu söyleyeyim. Ama bunu yaparlar mıydı? Evet, yaparlardı. Peki rektörlüğü basma hakları var mı? Yok işte. Orada devreye girer. Protesto yapabilirsiniz. Ama ben sana atandın ama üniversiteyi yönettirme izni vermeyeceğim deme hakkınız yok. Orada iş biter. Yani süreçlerden bir tanesi bu. Onu açık açık söyleyelim. Şimdi Türkiye'deki rektör atama usulü bellidir. Bu nettir. Türkiye'de 200'e yakın biliyorsunuz. Hatta 200'ün üzerinde bildiğim kadarıyla vakıf üniversitelerinin içine koyduğumuz zaman üniversiteler var. Bunlardan büyük kısmı devlet üniversitesi ve bunların atama usulü bellidir. Atama usulü çerçevesinde diyelim Ankara Üniversitesi'ne, işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne veya Gazi Üniversitesi'ne veya Anadolu'dan herhangi bir üniversiteye nasıl atama yapılıyor ise buraya da aynı usulle bir atama yapılıyor. Ama diyor ki buradaki bazı akademisyen arkadaşlarımız ve bazı öğrenciler, biz bunu kabul etmiyoruz. O zaman ben de şu soru soruyorum. Ayrıcalığınız ne kardeşim? Niye kabul etmiyorsunuz? Yani siz Türkiye'deki, şöyle söyleyeyim, elbette ki benim okuduğum üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi de Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden bir tanesidir. Bunu biliyorum. Yüksek puanla girilen üniversitelerdir. Şimdi atanan rektöre bakıyorsunuz. CV'sine özellikle baktım. Tanıyorum da, onu da söyleyeyim. Tanıyorum Melih Hoca'yı. Çünkü Haliç Üniversitesi'nde derse giriyorum ve oranın rektörüydü. Oradan tanıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Boğaziçi'nde doktorasını yapmış. Yani yanılmıyorsam 6-8 yıl orada bir geçmişi var. İki üniversitede rektörlük yapmış. Şimdi Türkiye'deki rektör atama usullerine göre atanmış. Bazıları diyor ki biz sizi kabul etmiyoruz. Yani bunu etmeyebilir, beğenmeyebilir. Benim de çalıştığım yerde, benim de beğenmediğim oldu. Ben açıkça söyleyeyim size. Bir önceki çalıştığım yerde rektörü beğenmediğim için ayrılıp başka bir yere gittim. Bunu yaşadım. Ha, bu dönemde yaşadım, onu da söyleyeyim. AK Parti döneminde yaşadım. Rektörün uygulamalarını beğenmedim. Üniversitede kalmamın mantıksız olduğunu düşündüm. 15 ay kadro sorunu yaşadım. Dedim ki, ha, benim buradan demek ki ayrılmam gerekiyor diye ayrıldım. Ha, ayrılırken eleştirim yaptın mı? Yaptım. Rektörlüğü bastın mı? Hayır, böyle bir şey yapmadım. Yani aradaki şey bu. Hatta bunu zaman zaman da dillendiriyorum. Geçmiş dönemde de bu üniversite rektörlük meselesi gündeme gelmeden önce de bazı basın yayın, tamam, bu imkanım olduğu için, zaman zaman konuşma imkanım olduğu için bunu da dillendirdim. Mesela filan üniversitede şunlar oldu filan diye üniversitenin ismini vererek de bunu söyledim. Onun için bu tür şeyler olur ama artık zamanı, protesto süresi geçip farklı sürece doğru evrildiğinde
bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Peki Mehmet Şöyle Bey, bir benzetme ortaya çıktı. Benzetme değil de aklıma... Bir yandan da şimdi bu öğrencilerin...